hoş geldiniz diyorum. Toplumun en küçük grubu olarak tanımlanan aile, evlilik sözleşmesiyle kurulan bir birliktelik olup, toplum hayatının önemli kurumlarındandır. Aile kurumu bu önemine bağlı olarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda yerini almış ve anayasa devlete aileyi koruma görevi yüklemiştir. Anayasamızın 41. maddesi aileyi Türk toplumunun temeli saymakta ve eşler arasında eşitliğe dayandığını ifade etmektedir. Aile, anne, baba ve çocuklardan oluşmaktadır. Çocukların anne babaları, anne babalarının da çocuklarına karşı sorumlulukları bulunmaktadır. Hiç şüphesiz sadece dünyaya getirmekle anne baba olunmuyor. Ne yazıktır ki öz evlatlarına sahip çıkmayan anne babalar olduğu gibi buna karşın bir başkasının çocuğuna kol kanat gerip sıcak yuvalarını, gönüllerini açan, onlara anne baba şefkatiyle kucaklayan ailelerimiz var. Bu ailelerimiz gerek evlat edinmek suretiyle gerekse koruyucu aile olarak bu çocuklarımıza sahip çıkmaktalar. Elbette ki devletimiz tüm imkanlarıyla her zaman bu çocuklarımızın yanında, ancak sıcak bir yuvanın yerini de hiçbir şey tutamaz, takdir edersiniz ki. Koruyucu aile olmak, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığımızın bünyesinde saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın kıymetli eşleri Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himaye ettikleri ve çok önemsedikleri bir proje olması dolayısıyla da ayrıca değerlidir. Ben bugün burada ilimizdeki kıymetli koruyucu ailelerimizle bir arada olmaktan olduğu mutluluğu dile getirmek isterim. Kendilerine bu takdir edilesi özverili davranışlarından dolayı teşekkür eder. Herkese, hepimize örnek olmalarını ve sayılarının artmasını temenni ederim. Hayatını çocuklarına adayan, ömrünü hayırlı evlat yetiştirmek üzere geçiren, ahirete göçmüş olan tüm annelere, tüm kadınlara Allah'tan rahmet, başta şehit ve gazi annelerimiz olmak üzere, hayatta olan tüm annelerimize ve tüm kadınlarımıza sağlık, sıhhat, afiyet diliyorum. Bugün Miraç Kandili, ayrıca hepinizin de kandilini kutluyorum. Sağ olun. Aynen, nasıl olur mu? Olur mu?